sabahlar, günaydınlar. Irak'ın aydınlık yüzü Türkmenliği televizyonundan herkese mutlu sabahlar efendim. Bugün yine tekrar güne başlarken programıyla yaşamın mutluluğunu yaşarken herkese neşe dolu ve bereketli bir sabah diliyorum. Ve bir kez daha hayırlı sabahlar ve programımız başlıyor. Hayırlı, huzurlu, hayallerinize kavuştuğunuz gün olması dileğiyle mutlu sabahlar efendim. Güne başlarken programının yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii her zaman dediğimiz gibi, her bölüm başı dediğimiz gibi programımızda türlü türlü konular ve farklı farklı misafirlerimiz olacak. Günaydın Dünya. Günaydın Abdülhalik. Teşekkür ederim, sağ ol. Tabii bir gün özel bir... Çok özel bir gündü de. Aynen. Çok özel bir gün dedik, çok özel bir misafir dedik. Aynen. Misafirimizi tanıtmadan önce... Tabii tanıtmırık hala. Tanıtmırık. Tanıtmadan evvel ne ederik? Tabii tanıtmadan önce kendisini şarkısıyla tanıtırağın izleyicilerimize. Tabii gidelim, hep beraber izleyelim. Aparın toya meni, salmavın oya meni. Aparın toya meni, salmavın oya meni. Parasız pulsuz satın, bir uzun boya meni. Bir uzun boya meni, bir uzun boya meni. Bir olsun yol kademi. Kalemi yar kalemi, aşık kudret elemi. Koyar Urfa'dan gelir, bir olsun yol kademi. Zafer ora meni, orada doktora meni. Zafer ora meni, orada doktora meni. Sen gitse uyarsız kallam, kim okşar sonra meni. Kim okşar sonra meni, kim okşar sonra meni. Kalemi yar kalemi, aşık kudret. Yar Erbil'den gelir, hayır olsun yom kademi. Kalemi yar kalemi, aşık kudret elemi. O yar Bako'dan gelir, hayır olsun yom kademi. Sen afar hacameni, orada ilacameni. Sen afar hacameni, orada ilacameni. Hayalı koymaz yatım, rahat bir gecemeni. Rahat bir gecemeni, rahat bir gecemeni. Kalemi yar kalemi, aşık kudret elemi. O yar köprüden gelir, hayır olsun yom kademi. Kalemi yar kalemi, aşık kudret elemi. O yar Tebriz'den gelir, hayır olsun yom kademi. Thank you.
Varım kara meni, satmağın vara meni. Aparın kara meni, satmağın vara meni. Ölmeden bir gün evvel, gösterin yara meni. Gösterin yara meni, gösterin yara meni. Küfrüden gelip bir olsun yom kademi. Kalemi yar kalemi, aşık kudret elemi. O yar Kerkük'ten gelip bir olsun yom kademi. Evet değerli seyircilerimiz, şarkımızı dinledik. Evet, hatırlatmak isterim ki 2008 yılında Hüseyin Ali Galip yönetmenliğinde bu klip çekilmişti. Tabii çok bekletmeden değerli misafirimizi, istersen hemen misafirimizi ki zaten bütün seyircilerimiz tanıdı şarkısından. Böyle. Dönelim misafirimize. Yılmaz Erol. Bizimlerdi bir gün. Çok hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, çok sağ olun, var olun. Sağ olasınız, sağ olasınız. Tabii evet. Sizi aramızda görmekten çok mutluluk duyarık. Çok da mutluluk duyuruk da zaten. Gerçekten yani sizi tek bir sanatını ağırlamak burada bizim için bir şereftir. Tabii çok özür dilerim sözü kesmeden evvel. Yılmaz Erol dedik. Yılmaz Erol yıllardır sanattaydı. Yıllardır biz bu sanatta eşitirik özünü. Yılmaz Erol bu sanata nasıl başladı? Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti size ve tüm seyircilere gelsin. Tabii ben küçük yaştan sanatta başladım. Hele yani ilkokuldaydım. Bizim eskiden okullarda safa girmeden önce istifa fuarıydı. Daha memnunca kalıp o kalmayıp istifafta mani çıkardırdılar muallimler. Geyilmez bizimki mani sele, türkü sele. O vakit yardıma geldi Üstad Abdülrahman vardı. O çıkardır yani bu şeylerden. Ondan sonra daha fazlası biraz büyük olduk. Türkmen Milli Müzik Takımı kuruldu. O Türkmen Milli Müzik Takımı kurulanda da yani kuruculardan biri gelir, ben de olurum yani. Hele Türkmen Milli Müzik Takımı kurulmadan önce Türkmen Müzik Takımı var idi. O da sanatçılardan benle Yaşar Mustafa Kemal var idi orada. Müzikalardan da de gelen üstadlarımız Celal Vendi'ydi, Allah affetsin Hüseyin Bahaddin'iydi, Allah affetsin Çetin Sevimli, İhsan Pahlavan, Şahbaz Köprülü, Ömer Köprülü, çok saydı yani Eşref Öztürk. Bunlar hepsi indi yani bir kısmı Allah'ın rahmetine kavuştu, bir kısmı da maşallah indiye kadar hayattaydı. Oraya gittim, milli takımda çalıştık. Milli takımda büyük üstadlar bize ders verdi. Tabii hatırıda kalıpsa büyük üstadlar kimler idi? Büyük üstadlar mesela... Selah Nevres Efendi. Selah Nevres Efendi burada saygı selamım ona gelsin. O da yurt dışındaydı. Bunun bize çok tesiri var. Yani eğer milli müzik takımını hem yöneteniydi hem de takip ederdi. Küçükleri, gençleri. Onun yanında Celal Vendi var idi, Abbas Erenay var idi, Aydın Iraklı var idi, Sabah Said var idi. Bunlar hepsi, her birisi bir takımın yöneteniydiler. Ondan dolayı Türkmen Milli Müzik Takımı başladı parlamaya. İşte biz de orada olduk. Yıllar geçti. Bir yıl bir böyle şey Fethullah Altunsez'den tanıştım. Bir mektepte şey var idi. Eskiden 7 Nisan'da tören yaparlar mekteplerde. Fethullah'ı da getirmiştiler oraya. Kardeş tanıttırdı ben özüm. Güzel sesi var idi. Hakikaten uşağılıktan sesi güzeldi. İşte bunu kardeş tanıttırdı bana. Daha Fethullah'a saz alıştırdım. Çok güzel. Öz zaten benden 2 yaş küçüktü. Yani öz 56 doğumudu. Ben 56-54 doğumuyum. Gelirdi bize, giderdik özlerine. Saz alıştırdım özünü yavaş yavaş. Tamam oldu sazı da. Getirdim özünü milli takımına. Siz onunla beraber çalıştınız. Çalıştım bana milli takımına. Getirdim orada Celal Vendi Efendi, Allah affetsin Hüseyin Bahaddin, Selah Nevres
Enver Muhammed Ramazan bunlar eşittiler özün. Çok mu geldiler özün? Hemen hemen onu da aynı bizim sıraya koydular. Milli takımın ses sanatçılarından sayıldı. Ne güzel. Ha, tabii tabii. Tabii bu size o öncülüğünüzde oldu. Zaten öz de adam 70'lerde görüşmesi de var, inkar etmiyor. Arabize bir görüşmedi. Yazır İkteşefen İlfennan Yılmaz Erol. Yani tabii. Ama oğlan, zeki bir oğlan, kabiliyetli, edebildi, özünü daha fazla ilerletirsin. Yani diyebilirim, yok Kerkük içinde, yok Bağdat içinde, Arap memleketlerinde ad veren bir ses sanatçıydı. Allah affetsin özünü. Allah affetsin. Evet. Buradan da değerli ses sanatçımıza rahmetler dilerim. Tabii ustad dedi, o geliştirdi özünü. Özün geliştirdi. Ama mesela bizim Türkmen sanatında ya da sadece sanatta değil, bizim her yerde olsun, bir gencin elinden su terçi üstadlar tutmadığı zaman o genç o işte başarısız oldu. Ama siz çok güzel, yani bir gencin elinden tutup ya da kendi uzun küçük birinin elinden tutup bu sanata ilerletip siz özünü. O da çok güzel, millet tanıdı tabii, özünü, tabii, millet tabii. Dinledi özünü. Ve tabii. Hala da sözünden, yani hep bahsediyoruz, şarkısından bahsediyoruz. Sanata göre sanatçı, sesi güzel olan sanatçılar zaten indi. Ben eşitirim, Türkmen ses sanatçıları, bir gençler çoğu, çok şahane sesleri var. Doğru. Yani hakikaten güzel sesler var. Ama gelse beste tarafından yok. Besteleri zayıftı. Yani besteler hepsi birbirine benziyor. Yani bir tane istemez ilde 10 beste yapsın. Bir tane yapsın, hepsi oksun. Yani doğru, besteler birbirine doğru. Yakındı. Doğru. Bir de sözleri de zayıftı. Bunları geri aktarsınlar. Yani yok bir tane getirdi, söz koysun, övgüne hemen oksun özün. Ben yardıma geldi bundan bir müddet evvel bir ses sanatkarı çıktı. Şiir aktarı. Dedi gittim filan şair yanına. Filan şair çeyhanda oturup domino oynadı, memsi bir şiir yazdı. Böyle olmaz. Yani gerek kim o şiir yaşanılsın, yazılsın. Onun tarafı bir böyle şey olsa da sanat güzel bir şekilde çıkar. Hani diğerler içude yaşa özünü. Anlan şeyle özün. Mesela aynen. Ben bu son günlerde, yani ben fikrimde yok idi, şarkı kaydedim. Doğru. Benim arkadaşım var Muhammed Denden, Yaşar Mustafa Kemal'in emmisidir. Allah affetsin, Mustafa Kemal'in kardeşiydi. O da devamlı görüşürük birbirimizden, WhatsApp vasıtasıyla. Dedi Yılmaz, bir böyle şey hazırlamışım, beste, söz Mustafa Kemal'e aitti. Belki okusun özün, hoşuma gider, bizim de bir eserimiz kalsın şey. Eyvallah, benim de sık arkadaşım yani 70'lerden bara var. Maşallah, ne güzel. Vallahi okudum özünü, kaydettim, o zamanca kadar paylaşmamışım özünü. Ha, yani onun yanında... Allah uzun ömürler versin. Değerli üstad ses sanatkarımız Yasin Yahyaoğlu. Bunu eşitti. Yasin'le de doğumlu görüşürük. Doktor Yasin Yahyaoğlu. O da dedi, bir şiirim var. Onu da belki şey desen. Onun için de aynı gönderdiği şiiri besteledim. Onu da yapmışım. Bunlar hazırdılar. Onun yanında sütfe bak. Bu hepsi, yani ben Kanada'dan çıkandan buraya gelenden fikrimde bir şey yoktu. Hepsi böyle acele bir şekilde oldu. Sütfe oldu. İstanbul'dakileri Erol Hayri kardeşimizin stüdyosunda kaydettim. Yani. Buraya geldim. Doktor Yasin Yahyaoğlu'nun bir de Aladdin Kerkükoğlu, o da iki beste verdi bana. Onlar da hepsi hazır kaydolublar. Onu da burada Emzet Kemal'in stüdyosunda yaptım. Yani bak, bir şey fikrimde yoktu ama geldim buraya. Takriben 5-6 şey yapmışım bu 6 ay içinde. Neden yaptım? Nedenin sorsa verdikleri şiir, yani istenildi okusun. Doğru. Yani böyle yoldan geçen bir şair değil. Doğru. Ondan dolayı... Yani anlamlı bir şiir. Anlamlı bir şiir, manalı bir şiir. Manalı. Böyle mevzun şey. Böyle. İşte bunun yanında da inşallah ileride daha şeylerimiz olur. Bir de bir şeye demek isterim. Madem sanat üzerine konuşuruz. Çok ses sanatkarı var. Tabii horiyatımız bizim... Yani inkar olmaz, bir horiyat Türkmen'e aitti. Türkmence okurlu. Ama bazı kimseler var, bazı mustalahatlar korublar, bazı şeylerse o olmaz. Mesela horiyat Türkmen'in kimliğidir. Yok. Türkmen'in kimliği Türkmenyelidir. Horiyat sanattan bir daldı. Horiyat sanattı. Sanat nedir? Musikadı, bestadı, gazaldı, makamattı. Horiyat da bir daldı özünden. Olmaz değilsin. Hoyrat, Türkmen'in kimliğidir. Türkmen'in kimliği
Türkmenyeli'di. Doğru. Sen burada diyende Horiyet Türkmen'in kimliğiydi. Horiyet büyük bir şeydi. Ama diyende Türkmen'in de koyunda içine, Türkmen'in kimliği de koyunda içine sen Türkmen'i küçük etsen. Yani bizim Türkmen'in kimliği dediğimizden benim fikrime hiçbir şey gelmez diyelim. Türkmen'in kimliği Türkmenyeli'di. Doğru. O kadar. Tabii Horiyetlerimiz de çok şahanedir, çok güzel okuyanları da var. Yani Ege değilse sen Horiyet Türkmen'in kimliğidir. Bazı Horiyetler var çok güzel. Ama bazı Horiyetler var hiç istemezsen dinleyesin özünü. Doğru. O da benim kimliğim de acaba? Olmaz. Ondan dolayı yok mesela ondan dolayı. Hakikat Türkmen'in kimliği Türkmenyeli'di. Tabii. Tabii yanlış bir benzetmedi bu. Tabii tabii. Bu benzetmenin değilmemesinin tarafındayız. Ama maalesef bazı kimse basır üzerine. Sen diyende o kimliği de tamam biz de Horiyatımız çok şahane. Ben çok Allah affetsin Ata Terzi başından oturardım. Giderdim yanında oturardım. O ne diyardı Horiyat üzerine? Diyardı Horiyat makamın ruhudu. Hakikaten de makamın ruhudu. Neyse bir ağrı gelir, bir gül üzerinde konar, o gülün suyunu sümürer, bal eder. Dağı da aleme biz yer gözün. Horiyat da makamın ruhudu, makamın içinden çıkıp güzel bir şekilde bunu bir kalbe koyabilir özür. Ama bu horiyatı sen tatvir edebilirsen yok. Horiyat kifirlenip bitti yani. Bu horiyatımızdı, bu Türkmen'in horiyatıdı. Bu Türkmen elinde çok yerde bu horiyatları var. Ama gelse o horiyat yalnız Kerkük'te var, yok. Horiyat Urfa'da da var. Diyarbakır'da da var, Türkiye'de de var, Azeri'nin bazı memleketlerinde var Horiyetler. Ondan dolayı Horiyet bizi hakikaten Türkmen'in temel sanatından birisi sayılır, evet. Musikasından biri sayılır. Ama Türkmen'in kimliği demesen Horiyet'ti. Dedim kimin? Bizim kimliğimiz Türkmen'in kimliği Türkmenyeli'ydi. Tabii çok doğru ustad. Şey dedi o hanım ben geldim buraya iki şarkı yaptım. Biz de unutmadan hatırlatalım. Değerli bizim ses sanatçımız Yılmaz Erol, kendisi Kanada'da yaşlı. Gurbetten sesimiz oldu. Gurbetteki sesimizdi. Çağına konumuzda olan bir gün gurbetin sesimiz, gurbetteki sesimiz. Hı hı. Oradan geldi burada güzel güzel eserler var. Hala bizim için seslendirdiği için, hala bize gösterdiği için sana bir kez daha çok teşekkür ederim. Sağ olun, size sağ olun. Bizim böyle üstadlara gerçekten çok ihtiyacımız var. Aynen. Yani hoyratıdı ya da şarkını dinlemeğimizi gerçekten ne yani bizi mutlu eder. Yani şu an ben gidip babama sorsam Yılmaz Erol der. Özüm de dinlerim zaten. Evet. Çok beğendiğim şarkılarımız da var. Zaten bak bizim burada biraz önce şarkıları türküler daha fazla. Bizim yaptıkları burada gençler türkülerdi. Hı hı. Dediğimiz kimin yapıldı tez kalmır. Bak 54 yıl önce böyle. Selah Nevruz Efendi yazdığı ve besteladığı Gülboy Çelebi hala bir gün dillerdeydi. Doğru. Yani böyle eserler araya atsılar. 54 yıl yani 54 yıl bir ömürdü. 1970'te tabii. Ben bunu Karabayız televizyonda kaydetmişim. Ondan da sonra sanatçılar okuyup da özünü yani Ege Türkiye'de olsun, eğer burada olsun çoksa sanatkarlar okudu özün. Böyle besteler atsılar araya. Yani yok beste atsılar bir hafta sonra kalmasın. Doğru. Yani umut ederim, ben gençleri çok severim, çok yani ellerini tutarım yani ama güzel eserler araya atsalar. Ege söz olsun, Ege bestesi olsun. Tabii biz bildik ki siz bundan yıllar önce sunuculuk da yapıpsız. Biraz, evet. Bahsetseniz. Evet. 1986 yılında onda bizim program yapmamız böyle indiki buraya gibi der ki böyle giresen, güzel oturasan, güzel selekesen. Yok. Bizde Kanşar'da bir kırmızı ışık var idi. İngiliz yazılı bir stop. Stop. Orada daha dur yani. Yani çok programlar yapardım. Ben Türkmenyeli şeyde yapardım. Kerkük televizyonda. Eskiden zaten 80'lerde Saddam rejiminde bir televizyonu var idi. Bağdat'ın bir televizyonu var idi. Kerkük'ün de bir televizyonu var idi. Bir saat şeyimiz var idi Türkmenca. Yayınımız var idi. 20 dakika bazen yarım saat Siryanca var idi. Kalanı Kürca idi. Kerim o bir saat içinde bizim de programlarımız var idi. Ben 1986'dan 1995'e kadar orada program sundum. Ne güzel. 10 yıl program sundum ama
yani oraya girenden böyle rahat değil program yapmak. Yani sen oradan eşkere muharebe edirler. Yani nece sözler. Mesela oturmuşam konuşuram birisiyle işte Kerkük'te ne yapıpsız? Kerkük'te bakarsan kırmızı stop şey çıkardık ışık stop. Çok Kerkük'ün adını geldiysen Arapça tabi anlamı diyorlar. Kerkük deme sele temim. Temim sele ha. Baba tamam. Yani bir diğerin temim bir de ondan sonra her ağzımız açıp Kerkük'e. Bir de dönerdik Kerkük'e. Sonra böyle rahat kaydetmezdik. Yani indi maşallah yani göz nefes dikmezsin. Bizim eğer burası olsun, eğer televizyonlar olsun girende içeriye hepsi gençler. Doğru. Böyle güle güle kanşarlılar seni. Yani bir problemsiz. İşi takdim etsen konuştuğu hikayede konuşsan. O çok önemlidir. Ben 1986'dan 1995'e kadar televizyonda program yapardım. Müzika takımım da var idi. Allah affetsin Mehmet Kılınçı'ydı, Mehmet Bulağı'ydı, Nihat Kassap Kanun çalardı. Çok sana musikiler, yani Harbi Şükür. Bunlar çok yanımdaydılar. Hele Harbi gelende uşağıydı, böyle genciydi, kemaniyden gelirdi. İşte yapardık bunlarca ses sanatkarlarımızca. Ben oraya girmeğim, televizyonda program yapmağım, yani Yılmaz Erol tanırdım. Yani ben indikar bir mani yapmadım özümce. Ama oraya girdim, sanata hizmet etmek için, Türkmen sanatını tanıtmak için. Mesela düşünerdim kimin televizyonda bir şeyleri yoktu. Mesela Haban'ın yoktu. Haban'ı getirdim, üç mani yaptım özü için. Yani görüşmeden başka, musika takımı var. Şimdi de hala televizyonlarda verilir. Mustafa Alik, bu adam itip kitaplar yazasa bu adamın hakkında bir şey azdı. Getirdim bir güzel görüşme yaptım özüçi. Yani Hacı Cemil Kapkapçı Erbil'den. Yani Mehmet Ahmet Erbilli. Bizim Kerkük'ten üstadlarımız Tahsinci Omar, Abdülvahap Güzelçi. Bunlar hepsi için yapardın. Bir kere bizim eskiden neceydi? İndi kim diyor ki bizim tezcil eden de videolar var idi. Diğerler o zaman 1 inç. Kalınlığı kabınzaydı. Bir kere bunda tezcil olardı. Sen bir gün tezcil ettin o zaman. Eğer meykat olmasa tezil ettik odan, yarınsa silerler özün. Doğru. Yani arşiv diye yoktu. Doğru. Ben kalkardım, bunları saklardım. Hatta bugüne kadar, yani indi Kerkük televizyonu olsun, veya bura olsun, aferin. Veya bura olsun, çok karabeyaz mahalleler görürsünüz. Eskiler görürsünüz. Bunlar hepsi benim arşivimdendi. Vermişim. Öz yanımdaydı. Öz yanımdaydı, vermişim. Türkmenli televizyonu olsun, çokluk bu karabeyazlarda. Meykat oldum, yetirdim özün bugüne kadar. Tabi usta bu zorluklara rağmen hala yani gerçekten bunları kaydedip de Yavuz'da bulundurmalıyız. Bir arşivin de olmamalı, arşivin öz Yavuz'da olmalı. Gerçekten usta çok tebrik ederim. Daha fazlası, ben karar verdim yurt dışına çıkayım. Niçin karar verdim yurt dışına çıkayım? Ben evvelen müşrifiydim Neşat Medresi'de. Bir kitap geldi, kim bahsi diyor ki olmaz müşrif olsun. Çağırdı müdür terbiye, bizi bir neçe denaydık. Yaptı, dedi sizi iyi şeysiz, müşrifsiz. Ne istiyorsunuz oraya aktaram sizi, muallim etti bizi. 4 yılda, 5 yılda muallimlikte kaldım. 94 yılında bir kitap geldi mekteplere. Kim Türkman dedi, bilip de kaid olsun. Bale. Önemli de gir, hizmeti, ömrü. Bes yazsın ya elize. Böyle baktım. Müdürüm de Arap'tı. Arapça dedim, dedim ya dedim, manasız istemsiz bizi. Bizimle beraber Kürt var, Siryani var, Arap var. Neden geldi illa bir şey, Türkman edebili emekliye ayırsın, tekaid olsun. Dedim bir kağıt vermedi. Ya dedim ver. Valla verdi, yazdım. Üzgün sürmedi, tekaid oldum. Arvadım da aynı vakitte, o da muallimadı. Ona da dedim, geri git. Sen de bunlar bizi istemirler. İşte bir aşikare kitap geldi böyle. O da gitti. Takdim etti. O da sürdü bir neçe gün. Emekliye ayrıldık. Allah'ın adını getirdik. İlk olarak nereye gittiniz? İlk olarak buradan çıktık, yettik şeye. Türkiye'de kaldım 1,5 yıl. 1,5 yıl birleşmiş yoluyden aldılar, bizi apardılar Kanada'ya. İndi takriben 28 yıldır Kanada'dayım. Efendim, o vaktin ses sanatçılarını bir sayısı ağız bizim için eğer hatıra uzak kalıpsa. Ses sanatkarları gelse, mesela
Çok büyük sanatkarlarımız var. Yerden çıkıptı mesela. Şıltak. Rahmetullah Şıltak. Ya imam da fikrime gelmiyor. Ama bir kez gelsem bu tarafa. Abdülvahid Güzelçoğlu. Doğru. Sami Celali, Ali Kal'ali, Muhammed Rauf, İbrahim Rauf, Tahsin Zomart, Şihab Ahmet, İbrahim Tezali, Kayser Mustafa, Muhammed Ali Şükür. Çok çok sanatçılar var ama çoğu şey etmiyor yani kaydetmiyor. Abdülvahid Küzatçı'nın oğlu Muhammed Küzatçı. Bunlar tabii hepsi eserleri var idi. Şimdi bu saydıramadılar. Biz vaktinde Bağdat Radyosu'nda yani kaydederdik. Radyomuz var idi Türkmanca. Hı-hı. Burası Bağdat Radyosu Türkmanca kısmı. Abişkil çıkardı. Bu anasız idi yani. Aha. Kerem bizim her birimizi saydıramadılar. Onun yanında da belki de yüzlerce sanatkarın adı yardıma gelmedi. Bunların hepsinin Bağdat Radyosu'nda en azının bir 20-30 manisi var idi. Hı hı. O zaman bir olayında bunlar hepsi televizyon vuruldu, radyoya dağıldı, bu şarkılar hepsi böyle gitti. Şimdi bizim çok sanatkarlarımız var, adı var, eserleri yoktu. Neden? Maalesef. Amerika uğrunda onlar da maneler de gitti özgüden. Tabii radyoda siz o hizmetiniz olup artı onun yanında televizyonda da 85'ten 96'ya kadar dediniz. Evet. Tabii bizim burada da Türkmeni, değerli Türkmenimizde de Irak Yıldızlar yarışmasının yarışmaydı tam olarak. Tamam. Orada zaten 1900 tamam dedim yok 2008. 2008. 2008 yılında bu televizyonda Türkmenili televizyonda Abu Stüdyo'da ben idim. Doktor Talat Sönmez idi. Muhammed Güzelçi idi. Bu üçümüz jüri heyetiydik. Onun yanında çok ses sanatkarları var idi. Buraya geldiler. Yarışma. Güzel bir program sunduk. Doğru. 3 ay 4 aya yakın gitti bu program. Hı hı. Ama bunun içinden Allah affetsin güzel ses sanatkar Erdal Işık çıktı. Yani birinci oldu ama bundan birkaç yıl önce Allah'ın rahmetine de kavuştu. Ben Allah rahmet tabii, eylesin. Tabii böyle programlar böyle programlar bizim Türkmen eli ve Türkmen sanatına ihtiyacı var. Neden? Doğru. Böyle programlar sen ses tapasan, güzel sesleri hı-hı tapasan. Yani garip garip sesler aynen tapasan. Ben yardıma geldi, buraya geldi bir tane diyesen mühendisiydi. Genç bir oğlan. Batı mani deyirdi, Kerkük'ün zindanında. O manini deyirdi, bir şekil yaşır özün manini. Yaşamaktan deyirdi. Çok şahane de deyirdi özünü. Ama maalesef onu sordum. Dediler, Trambil hadisesinde o da Allah'ın rahmetine kavuşuptu. Yani ben iyi şeyler takip ederim. Doğru. Bu Irak Yıldızlar şeyinde, yarışmasında en çok ilgisi çeken bir genç oldu ya da o genç şu an bir diyarın hala sahadadı. Erdal Işık Allah'ın rahmetine kavuştu. Bir de Mustafa Semir. Mustafa Semir. Mustafa Semir de geldi. Mustafa Semir ile Erdal Işık'ın arasında şey var yani naksi birisi birinci çıkacaktı Mustafa Semir yoksa Erdal Işık. Yani Mustafa Semir'in de çok şahane güzel sesi var idi. Onda evet gelende hele uşak idi. O yaşta ben böyle baktım buna, okumağına baktım. Dedim bu genç, bu işte, bu işte devamlı geçse yetişi bir yere. Çünkü gelende bura o yaştan makam okurdu. Hodiyatları da güzel okurdu. Öz efendim zaten sesten malum eder. Tabii. Ama şimdiye kadar Mustafa Semir devam eder. O güzel sesi de var, gerçekten şahane sesi de var. O yarışmanın birincisi kim oldu? Çok merak ederim. Erdal Işık. Erdal Işık. Aslında Mustafa Semir olardı. Mustafa Semir'den Erdal Işık'ın arasında ne var idi? Erdal Işık Allah affetsin özünü. Musikiydi, keman çalardı. Onun da sesi güzeldi, bunun da sesi güzeldi. Mustafa Semir'in musika çalmadığı için Erdal Işık birinci çıktı. Doğru. Semir ikinci oldu. Ama ikisi de çok güzel bir sesli oldu. İkisi de birincidi. İkisi de şahaneydi. İkisi de Erdal Işık'a Allah affetsin. Allah Semir'e de buradan başarılar dilerim. Biz de başarılar dilerim. Değerli ses sanatçımıza. Peki efendim biz bildik ki çok makamlar vardı. Siz en çok naksı makamı sevasız çağırasız yani. Makam Türkmenca'da
çok makamlar var. Hepsi makam güzeldi aslında. Dud Bayatı'ndan, Rast'ından, Hicaz'ından, Siyegas'ından hepsi makamlar güzeldi. Horiyatlarımız da aynı vakitte. Hepsi horiyatlar güzeldi. Ama ne kaldı orada? Okuyanı. Okuyanı. Hakkını veren eline güzel okur özünü. Hı hı. Ama hakkını vermeyen eline yok. Şimdi mesela ben bazen yeşilirim. Sesi güzeldi. Horiyatı galat okur. Özü galat okur. Yeşiden de özün bilmir bu galat okur. Çapkın çalır özü için. Böyle gider yani. Ama burada ister desler özle mesela. İşte destekler kaşarındaki özle. Yok mu? O malumat yoktur. O bilgi yoktur özünde diyesin özüne. Ya da sen burada okuyanda 2-3 horiyatı birbirine bağlısan, bunun meyanını verirsen, teslimini vermişsen, olmaz böyle şeyler. Horiyat böyle efendice okusan özün, birden okusan, kanşarıdaki aynı kanşarı verer. Ama güzel sözler, ihtiramla, yok davayden. Böyle kanşar bakanşar oldu. Biz yadıma geldi, eğlenceler vardı, uşağıydık hele. Giderdik, görerdik özlerin. Allah affetsin, Fahreddin Erkeç, Ekrem Duzlu, Allah ömrünü uzun etsin. Bir kasetleri var idi, Ali Ekber kaseti, böyle bildi Gamze, onun adına toy idi. Orada, indiye kadar ben o kaset kanşarıma geçse yeşidirem özüm. Kişisi güzel oturdular, güzel maniyeler, güzel beslediler. Bunlardan da bar bar saate köpürlü, Allah affetsin özünün 3 sağları. Bunun kasetleri var o yan bir yanda, yani aktaran olsa. Yani eski eğlencelerimizden indiğin eğlencesi çok fark var aralarında. Peki bunun sebebi neydi? Rikabe yoktu. Rikabe yoktu. Bak ben 1992 yıllarında Türkmen sanatçıları, yani onda yok idi Türkmen sanatçıları birileri. Türkmen sanatçıları Bağdat'a aitti. Nikabetül Fennanîn Irakîn Fer'a Kerkuk. Yani Irak Sanatçılar Birliği'nin Kerkuk kolu. Onda ben o zahaya idariyeydim. Yani benimle beraber olanlar kimdi? Bizim reisimiz Hüseyin Bahaddin, Allah affetsin. Mehmet Küzatçı'ydı. Abdüllatif Vasiti'ydi. Vallahi daha yardıma gelme. Behzat Gamgin, Allah affetsin. Bunlar hayi idariyeydik. Bizim vaktimiz her bir ses sanatkarı gidebilmezdi bir eğlencede öz başına mani desin. Bir toyda öz başına mani desin. Gere geleydi, nikabeyi müracaat ederdi. Nikabe buna muvaffaka verirdi. Aynı vakte rüsum olardı özünden. Bizde bizim yanımızda ses sanatkarımız Kayser Mustafa. Bale. O da bizim bu şeyden sorumluydu. Harada bir tören var, bir hafle var. Takip ederdi. Giderdi oralardan, vasıla keserdi, paranı alardı, dönerdi. Anlasın vermeyen de tabii radyo evinden, televizyon evinden faaliyeti kalmazdı. Yani onda bir şey var idi, böyle bazı şey, hüküm var idi, düzlük, adalet var idi. Ama şimdi yok. Ya burada kâne var, yet bir mâne tezcihler. Bilmem neyle, yet bir mâne tezcihler. Eglenize de otur, çağır, yok böyle şey yoktu. Ama bunun için bir hal ister koymak. Akit. O halleden koyan kimdi? Onu da ben koyabilmem. Sen de koyabilmezsen bunu ancak sorumlularımız. Bizim sorumlularımız bu şeye yani böyle baksalar, görseler ne oldu ne olmadı olabilir bir neticeye varır bizim sanatkarımız, affedersiz manilerimiz, şairlerimiz. Evet. Tabii Üstad, biz her zaman diğer mesela ses sanatçısı heyecanlı olmasın, heyecanın yensin. Siz herkes yani ilk sahneye çıktığında biraz böyle bir heyecan yaşar, zorluk yaşar. Siz ilk kez sahneye çıktığınızı eğer hatırlarsanız nasıl bir heyecan yaşadınız, nasıl bir duyguydu? Tabii ben biraz önce dedim zaten biz uşak yaşayan başladık. Doğru. Sahneye de çıkandık hele de uşağıydı. Ben adım Yılmaz Mahmud Ali. Bu şekilde adım var. Sahneye çıkandım, çağırdılar adımı, Allah ömrün uzun yetsin, değerli üstadımız Salah Nevres, Türkmen millet takımında bizim haflelerimiz olurdu. Orada çağırdı Yılmaz Erol. Yılmaz buyursun Yılmaz Erol. Yılmaz Erol sahneye çıkacağım. Yani adım kurulu Yılmaz Erol, benim haberim yoktu. Daha cemaatiyet kaç sensin diyorsan Yılmaz Erol. Daha çıktım. Yani, tabii insan onda biz dedim kimin
bizim eksperyansımız var idi. Eski kimin de öyle hemen hemen çıkım. Yani biraz şeyimiz var idi. Nece diyorlar özünü? Önceden bir işi bildik nece olur. Yani çıkanda hayazan yoktu. Yani kanşarda oturanlardan yani konuşurduk, gözlükten yani konuşurduk. Yani indikimindeki. Bilmem indi necadeler, anlam bıramadım. Yani bazı, baksan biraz stres bastır özünü, heyecanlıdı. Yok, biz dedim kimin? Çünkü biz hele sahneye çıkmadan önce, bizi orada saydım biraz önce adları. Bu üstadlardan otururduk, selakirdik. Bize nasihat verirdiler, bize öğüt verirdiler. Bizi anlatardılar bilmediğimiz şeyleri. Ondan sonra mesela bizi yavaş yavaş sahneye çıkarttılar. Sonra Türkmen Milli Müzik Takımı'nda bas ben de girdim. Bas böyle esas vuranlardan benden Yaşar Mustafa Kemal'iydik. Sonra Necdet Kifirli geldi, Fethullah Altınsöz geldi. Sa'di vallahi yardımı gelmedi. Çok az çok bir 5-6 genç sanatkarlar ama çoğu devam etmedi. Yani bir yol tutmadı. Bu yol tutanlardan benden Fethullah Altınsöz yalnız. Mehmet Küzelçe de bir ara geldi bizimle beraber aynı milli takımında birkaç şeyler yaptı. Bale. O da bazen desen kaydedir bazen kaydetmir Mehmet Küzelçe kardeşimiz. Buradan saygı selamı özlerine. Milli takımı takriben 5-6 müzik ses sanatkarı vardı. Oraya girendik de bizi müzika alıştırırdılar. Nota alıştırırdılar. Solfej alıştırırlar. Bu çok önemlidir. Şimdi temenni ederim buradakiler de gençler aktarsılar, yani sorsular, gençler bilsiler harda fayda var özlerine, o şeyi takip etsiler. Ustad, nota dedik usta, bizim şarkılarda nota çok önemlidir. Kisasın düzgünlüğü olsun, o notayla şarkının harflerini, kelimelerini seslendirmekte. Tabii burada çok az olup, yani biz nasıl söyleyeyim, bir şarkıcımız nota bilmeden şarkıcı olur. Olmaz. Ondu da yani bir şekilde yapır da ki sonunda da kötü bir performans sergiler. Evet, tabii. Yani sen buradan her zaman yani alıştıran da eminim ki notaları da öğrendim sen. O zaman böyle bir şeyimiz var, bir videomuz ya da bir kaydettiğimiz bir nota dersimiz var. Ben 5 yıl Bağdat'ta Ma'had Funun Cemile'de çalıştım. Talebeydim orada. Piyano kısmında. 5 yıl ben piyano, bana Rus muallimleri ders verdi. Mısırlılar, Irakiler bu 5 yıl içinde. Aynı vakitte de solfej alıştırırlar bizi, aynı vakitte de nota alıştırırlar bizi. Ben temenni ederim buradaki gençler alışsınlar. Ben bak bundan menlik olmasın. Bir 5-6 yıl evvel, belki de 7 yıl evvel de oldu. Kanada'dan bir yerde gittim, böyle baktım notalar, güzel nota, kitapları. Anlaştım adamla diye mi varsa bana uşak mal yani alıştırırsan hatta okullarda da o notanı alıştırabilirsen. Dedim bunları satman anlaştım özden bir paraya aldım özünü. Kanada'dan bir büyük bavula koydum bunları getirdim Kerkük'e. Kerkük'te kime veririm özün ki bundan istifade görsen. Buradan saygı selamım Harbi Şükür kardeşime. Harbiye telefon ettim dedim Harbi gel bir böyle şeyler getirmişim. Çıkarttım bir bunca kitaplar, hepsi nota kitapları. Yani böyle değerli kitap ha. Verdim özüne, inşallah istifade görürler özünden. Evet. Yani kazdım, alıştırmaktı. Yani orada gördüm, getirdim oradan notanı buraya. Belki burada gençler alıştırırlar özlerine. Gerçekten güzel bir şey desteklese, bir şey paylaşsa, çok güzel bir şeydi. Çok güzel bir şeydi. Aynen. Yani bizim okullarımız var, Türkmen mektepleri var. Orada alıştırabilirler. Yani, aynen. Şimdi yurt dışında 2. 3. saftan başlar musikasıydı, en başka şeylerdi, her türlü. Ama burada edebilirler, yani alıştırsalar saflarda, musika dersini böyle kıymet versiler, musikanı yok birden hani getirirler, musikadan anlamadan bir mana verirlerine alıştırır, bir mana yok. Bunları alıştırsalar. Ya zaten yarın bir gün Beygöl'de o zaman yanlış yapar, hep böyle gider. Tabii, aynen. Alıştırsalar. Yani küçük yaştan Hele musika alıştırmak, bu Türkmen eli mektepleri çok önemlidir. Türkmen mektepleri musika alıştırmak. Hı hı. Bizim musikilerimiz yoktu. Hiç olmazsa birkaç burada musikadan anlayan gençlerimiz var. Nota da bazıları bilir, görmüşüm özlerini.
yani Yogyans, hatta Beyoğlu'lardan da var bazı notabilleri. Bunlardan anlaşın, yetsiler bu Türkmenyeli okullarında alıştırsın, notanı alıştırsın özlerine. Mesela yani şeyi, hetleri alıştırsın. Bu het soldu, bu het siydi, bu het fadi, bunların arası beladi, bunları alıştırsa uşakta bir sevgi olur. Bilir nota nedir, bu hatlar kanşarında gör, bu hatlar nedir, bu beş hat nedir. Bunlar önemlidir. Ancak bunları dediğim kimin okullarda istifade görürler. Tabii bu özellikle öğrencini de teşvik eder okulunda okuma alanına. Tabii, tabii, yani tabii. Mesela burada bilmem bizde neşit dersi diyerdiler. Neşit dersini istiklal de verirler. Şey alıştırırsalar özlerini, nota alıştırırsalar. Ben 5 yıl ben takriben neşetten çıkardığından sonra okullara gidendim. Aynı taktada hitleri sekerdim, telebeleri alıştırırdım. Çok güzel. Da, bu do, re, mi, fa kaldırırdım. Bana, bana şeye göster, sihar da gösterirdi. Lahar da adı böyle. Yani teşvik çok önemliydi. Hele bizim burada Türkmenyeli okullarımız var, Türkmenca. Gerekim musikaya çok önem verirler. Yani bir millete getirse öge atasan o milletin musikasını tatvir eyle. Yani hatta bile bir millete de getirse o bir milletin sakafasını bilesen, kültürünü bilesen o milletin musikasını aktar. Musikası yukarıdaysa, güzel bir yerdeyse manası o millet de üstlük bir yerdeydi, kültürlü bir milletti. Her şeyi tamamdı. Ama gelse bir millete aktarsa o milletin musikası yoktu. Hepsi dümbelekti. Yok. Yani bilirsen burada hele olsa da her şey hele olsa da. Aynen zaten malumdu yani. Malumdu. Yani hatta bile eğer sen dediğim için bir milletin kültürünü, sakafasını aktarırsa bilirsen bunlar ne zaddiler? Git o milletin musikasını önceden takip et. Çok önemliydi bunlar. Tabii Ustad, biz seninle cidden yani sohbetin nasıl zamanın geçtiğinin farkına varmadık. Biz sizden son sözünüz alabildik. Son sözüm benim, son sözüm olsun ses sanatkarlarına, musikilere, burada musiki sorumlularına, Türkmen sanatına çok önem versiler. Türkmen müziğine, hele müziğine çok önem versiler. Türkmen şiirine çok önem versiler. Gençler de yani okuyanda bir mani, bir beste okuyanda bestanı kaydetmeden evvel birkaç kişiye göstersin bestanı, sözünü. Acaba bu sözde ne galatlığı var, ne şeyler var? Bak ben bugüne kadar, bugüne kadar. Kim memsizler bu şiiri oku, diyelim sesi üzerinde gönder memsiz. Şiir yazılı gönderir memsiz. Aynı vakitte de sesten de okur özün, fonetik. Bakın ne kelimelerdir, ne diri. Yani yanlışlık olmasın. Ondan dolayı yani meykat olmaksın. O kanşardaki şairin şiirine, bu özüm de galat okumayayım, yazıdan başka bütün ses sanatkar, bütün şairler gönderen de şiiri, diyelim özür lütfen, sesinden de oku göndermem sözünü. Çok önemliydi bunlar. Çok doğru Ustad, ağzına sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim sizlere. Siz. Sağ olasınız. Teşekkür ederim sana. Sağ olun, ben de teşekkür ederim sizden ve Türkmen Elit Televizyonu'nun küçüğünden büyüğüne kadar. Sağ olun, var olun. Allah muvaffak etsin sizi. Allah bunu da çok görmesin bize. Allah razı olsun Ustad. Çok teşekkür ederim. Evet değerli seyircilerimiz, bir yepyeni bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bugün çok değerli bir misafirimiz var idi. O da Yılmaz Eroğlu ses sanatçısı, gurbet terki sesimiz olan Yılmaz Eroğlu idi. Evet değerli izleyicilerimiz, yepyeni bir bölümde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.